Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Bu sunumda repository pattern'ı öğreneceğiz. Repository en basit anlamıyla abstraction demektir. Repository pattern, data access layer ve business layer arasında abstraction mekanizması sağlar. Abstraction, uygulamada kullanıcıların yalnızca gerekli bilgileri görmesini sağlamaktır. Repository pattern, abstract class'lar ya da interface'ler kullanılarak yapılır. Repository pattern data erişimini encapsulate eder. Yani kullanıcıdan gereksiz ayrıntıları gizler. Ayrıca repository pattern'de generic yapı olarak don't repeat yourself prensibi uygulanır. Yani projede kod tekrarları önlenmiş olur. Martin Fowler'ın repository hakkında yaptığı tanımlaması şudur. Repository, in-memory domain object collection gibi davranarak domain ve data mapping layer arasında aracılık eden yapıdır. Collection'ın anlamı memory collection, yani list, queue, stack, data table gibi yapılardır. Repository pattern'in avantajları nelerdir? Repository pattern yapısı kod tekrarını azaltır. Yani don't repeat yourself prensibine uyar. Clean code yapısı sağlar. Business ve data layer'ı birbirinden ayırır. Yani loosely coupled bir yapı sağlar. Repository ile oluşturulan abstraction yapısı data erişim yöntemlerine belirli kısıtlamalar sağlar. Bu sayede projemiz test edilmesi kolay, tekrar kullanılabilecek modüllerden oluşan, bakımı ve anlaşılması kolay bir yapıya sahip olur. Repository yapısını kurmak için önce Entity Framework Core paketlerini kuruyoruz. Burada yazılan 4 NuGet paketini projemize kurmamız yeterlidir. Şimdi DB Context class'ına bakalım. Burada DB Context class'ını tanımlıyoruz. Bu class Entity Framework işlemlerinin yapılmasını sağlayan bir class'tır. DB Context entity'ler için query oluşturmayı ve instance'larını database'e kaydetmeyi sağlar. Şimdi repository mimarisine geçelim. Burada generic repository'nin kullanım diyagramını görüyoruz. Bu yapıda öncelikle generic repository'yi, yani iRepository interface'i ve repository class'ını oluşturuyoruz. Daha sonra iJab repository interface'i oluşturuyoruz ve içine CRUD metotlu isimlerini yazıyoruz. Sonraki adımda bir job repository class'ı oluşturuyoruz ve içine iJob repository'deki metotların body kısımlarını yazıyoruz. Burada job repository class'ı repository class'ını inherit ediyor. Ayrıca job repository class'ı iJob repository interface'ini inherit ediyor. iJob repository interface'i ise iRepository interface'ini inherit ederek generic repository metotlarına erişim sağlanıyor. Repository metotlarımız neler? Burada repository metotlarımızı yazıyoruz. Bu metotlar temel database işlemlerini sağlayan metotlardır. Yani insert, delete, update, select gibi database işlemleri için kullanılan metotlarımızdır. iRepository interface'imize geçelim. Bu kısımda iRepository interface'imizi tanımlıyoruz. Bu interface ile abstraction yapısını oluşturuyoruz. Bu interface T tipinde generic bir parametre alıyor. Burada kullandığımız var ifadesiyle T'nin class tipinde bir parametre olduğunu belirtiyoruz. Bu metot prototipleri bizim temel database işlemleri için kullanacağımız metotların adlarıdır. Şimdi repository class'ımıza bakalım. Burada repository class'ını tanımlıyoruz. Bu class iRepository interface'ini inherit ediyor ve T tipinde generic bir parametre alıyor. Böylece iRepository interface'ini kullanarak bu metotlara erişebileceğiz. Burada DB context class'ını değişken olarak tanımladık. Çünkü bu class'ın metotlarını kullanarak bütün CRUD işlemlerimizi yapabileceğiz. DB context class'ını constructor'da dependency injection'ini alıyoruz. Böylece repository class'ımızı da kullanabiliyoruz. Repository metotlarımız neler?
Burada da temel database kurut işlemleri için kullanacağımız metotları tanımlıyoruz. Add metodunda T tipinde bir parametre alıyoruz. Bu parametre bizim tabloya ekleyeceğimiz kaydı temsil eder ve herhangi bir class tipinde olabilir. Gelen T tipindeki objeyi kaydetmek için dbContext class'ının set metodunu kullanıyoruz. Set metoduna T parametresini vererek db setimizi oluşturuyoruz ve bu objeyi database'de ilgili tabloya insert etmek için hazırlıyoruz. Daha sonra save changes metodu ile yapılan değişiklikleri database'e kaydediyoruz. Update metodunda da add metoduna benzer şekilde T tipindeki objemizi alıyoruz. Daha sonra bu objenin database tablosunda update edileceğini belirtmek için entity state.modified olarak set ediyoruz. Daha sonra save changes metodu ile yapılan değişiklikleri database'e kaydediyoruz. Burada diğer bir metot olan remove metodunu kayıt silmek için kullanıyoruz. Diğer metotlarımız get all metodumuzla database'den ilgili tablodan kayıtları alıp list tipine çeviriyoruz. Get by ID metodu ile ise database'den ilgili ID değerindeki kaydı alıyoruz. IJAP repozitörümüz bu interface'te iRepository interface'ini inherit ediyoruz. Böylece iRepository'deki metotlara erişebileceğiz. Burada T parametresi yerine JAP objesini parametre olarak gönderiyoruz. Bir de metotlarımızda JAP değil de JAP model kullandık. Böylece presentation layer ve data layer arasında abstraction yapıyoruz. Yani separation of concern yapısını oluşturuyoruz. JAP repository class'ına geçelim. Bu class'ta repository ve iJAP repository'yi inherit ederek gerekli metotlara erişimi sağlıyoruz. Bu class'ta ayrıca dbContext class'ını parametre olarak gönderiyoruz. Çünkü generic repository'ye dbContext class'ının instance'ının gönderilmesi gerekiyor. JAP repository metotlarımız neler? Bu class'ta CRUD işlemleri için metotları tanımlıyoruz. Bu metotları tanımlarken yapmamız gereken sadece generic repository'deki ilgili metotları çağırmak ve dönen değerleri almaktır. Çünkü generic repository bizim için CRUD işlemlerini gerçekleştirecektir. Bu sayfada add, update ve delete metotlarını tanımlıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta JAP model kullanarak JAP objesi ile mapping işlemi yapmaktır. Yani generic repository metotlarını kullanırken parametre olarak JAP objesini göndermemiz gerekiyor. JAP repository metotlarımız burada tüm kayıtların listesini getiren metodu yazıyoruz. Generic repository'un getAll metodunu çağırdıktan sonra dönen kayıtları JAP model tipine çevirerek sonucu döndürüyoruz. Böylece repository pattern yapısını tamamlamış olduk. Bu sunumu dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.